Herkese merhaba, Burcu Babal ben. Bugün çok uzaklardan, ta Tayland'dan gelen bir dergiyi beraber inceliyor olacağız. Dergimiz e, Cluster Magazine. Kapağında ofgam var. E, aslında dergiyi elime geçeli bir süre oldu. E, ancak bugün fırsat bulabildim video çekmek için. E, derginin kapağında ofgam var. Bu sebeple aldım zaten. E, Twitter üzerinden duyuru yapmıştı. Blastream Magazine. Eğer e, yurt dışında yaşıyorsanız ve dergi almak istiyorsanız Facebook üzerinden bizimle iletişime geçin demişlerdi. Ben de kendileriyle mesajlaştım. Onlar da çok yardımcı oldular sağ olsunlar. E, ve en sonunda e, dergiyi satın alabildim. Nasıl aldın derseniz normalde e, Dergi, e, Tayland'da normalde satışları genelde PayPal ile yapıyorlar ama ülkemizde artık kullanamadığımız için başka bir e, yöntem seçmemiz başka bir yöntem kullanmamız gerekiyordu. E, yapabileceğim tek şey Western Union'du. E, ben de Western Union'ı kullandım. E, açıkçası kargo ile beraber ve Western Union'ın aldığı e, komisyonla beraber derginin elime ulaşma fiyatı e, 100 lirayı buldu e, ve toplamda e, sanırım bir ayda falan geldi. Bu dergi aslında Temmuz sayısı, Cülay. E, 2019. Ancak işte dediğim gibi bir ay da elime geldi. Ondan sonra da benim herhalde bir 3 hafta, 4 hafta falan beklemem gerekti video çekmem için. Ama sonuç olarak gördüğünüz gibi pırıl pırıl, pırıl şekilde dergi elime ulaştı. Şimdi birlikte ilerleyelim. Kapak fotoğrafı. Pek hoş. Bütün sayfalar, e, dergi tayca olduğu için bütün sayfaların üzerinden geçmemize gerek yok sanıyorum. Ama e, Ofka'nın yer aldığı sayfaların üzerinde biraz duracağım. Derginin çekimleri yapılırken e, pek çok canlı yayınla e, çekim sürecine dair bilgiler verdiler. Açıkçası e, ben... Şimdi neyse o sayfalara gelince söyleyeyim. İlerleyelim biraz hızlı hızlı. Evet. Konsept du. Ben e, çekimler yapılırken e, bu arada çekimlere ait e, videolara YouTube'da ulaşabilirsiniz. Clastream Magazine'in e, YouTube sayfasında yer alıyor hepsi. E, birkaç tane canlı yayın da yapmışlardı. Birkaç tane soru cevap da vardı. Neyse. E, ben bu çekimlerdeki kıyafetleri ve makyajı biraz tuhaf buldum ama ben e, zaten e, fotoğraf yorumlamada çok başarılı bir insan değilim. Onu o konuya sonradan geleceğiz. E, bence Oftağan da kendileri çok hoş e, iki adam zaten. E, o yüzden bu kadar fazla makyaja güzelliklerini kapatacak kadar makyaja gerek var mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi ben bu işlerden çok da anlamıyorum. <laughs> Şimdi şöyle devam edelim sayfalara. Bu poz çok güzel bir poz bence. Baya en tuhaf gelen kıyafetler de bu oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorum bırakırsanız sevinirim ama sanki böyle e, yorgan giymişler gibi üzerlerine. O günden yanlış hatırlamıyorsam bu şapka Gan'ın kendi şapkası. Şu küpelerini çok beğendim. Bir de şu fena bir konsept değil galiba. Bu arada bunlar e, Ofkana hayranların sorduğu sorular. Klas magazin Magazine şöyle bir güzellik yapmıştı. Bir form açtı. International fanları da dahil etti buna. Ve dedi ki siz e, sorularınızı gönderin. Biz sizin sorduğunuz. E, soruları onlara ileteceğiz. Bunlar da fanların sorduğu sorular. Ben de soru gönderdim. E, benim gönderdiğim soru dergide yayın, şey, dergide yani matbuda yayınlanmadı ama Kulastrı magazinin kendi e, sitesinde yayınlandı. Ben onlara şey sormuştum. E, i̇nsanlar, siz çok yakınsınız birbirinize. İnsanlar sizin gerçek hayatta da sevgili olmanızı istiyor, bekliyor. Bu beklenti sizin İlişkinizi hiç e, olumsuz şekilde etkiliyor mu? Yani e, davranmak istediğiniz gibi davranamıyor olmanıza etki ediyor mu? Gibi bir soru sormuştum. Onlar da ikisi de çok açık bir şekilde <laughs> şey diye cevap vermişler. E, Açıklamalara bırakırım bu arada soruyu da e, İngilizce ve Türkçe olarak soruyu da cevapları da. Ee, i̇kisi de yok, de öyle bir şey yok aslında. Bu bizi neden kötü etkilesin ki hiç öyle bir e, rahatsız olduğumuz bir durum yok? Neden rahatsız olmamız gereksin ki şeklinde cevaplar vermişler. O yüzden bana e, yani e, bunu hiç, düş bu böyle bir kötü hisse hiç kapılmamış gibiler ki ne mutlu onlar için. Dediğim gibi bu çekimde şöyle bir tekrar geriye doğru gidelim. Bu çekimde benim en hoşuma gidenler bunlar oldu. Bu arada yüzlerce fotoğraf çekmişler anladığım kadarıyla. Çünkü çok fazla yayınladılar bunları. Derginin geri kalanına bakmaya çok gerek var mı bilmiyorum. Bence yok. Zaten tayca hiçbir şey anlamıyoruz. O fotoğraflar yani çok fazla fotoğraf vardı. Bence çok daha güzel fotoğraflar da vardı ama onlar e, bu fotoğrafları dergide kullanmaya karar vermişler diyecek bir şey yok. Karar verici onlar. Ee, şimdi bu çekimlerden ilk fotoğraflar geldiğinde ben Twitter'da en başta dedim ya size ben fotoğraf yorumlama konusunda başarılı bir insan değilim. Bu konsepti de e, aslında burada birkaç tane konsept var. Bir bu kıyafetin olduğu bir bu bir de bu diyebiliriz özellikle şu kıyafetlerin ve ellerinden ayaklarından şu iplerle bağlı oldukları fotoğrafların ne anlama geldiğini ben kendi kendime çok yorumlayamadım açıkçası o yüzden Twitter'da sormuştum insanlara siz ne düşünüyorsunuz ben iyi değilim fotoğraf yorumlamak konusunda sanat yorumlayan arkadaşların fikrini merak etmiştim. Şimdi size birkaç tane insanların söylediklerinden örnek okumak istiyorum. Çok güzel cevaplar geldi çünkü ve hani ben de çok etkilendim insanların bu şekilde cevap vermesine. Çünkü bazen sizin hiç aklınıza gelmeyen bir şey, sizde sizde herhangi bir his oluşturmayan bir şey başka insanlarda çok farklı yorumlamalara sebep olabiliyor ki bu çok güzel. O yüzden bu yorumlardan birkaç tane okumak istiyorum. Mesela Nursena demiş ki, Nursena Öztürk, benim düşüncem sanki birbirlerinden asla kopamıyor ama karmaşık bir durumdan da kurtulamıyorlar gibi. İnsan ilişkilerinin karmaşıklığına vurgu yapılıyor olabilirmiş. Sevgili Nova, sanki aralarında kendilerine özgü bir oyun onları bağlar gibi gösterirken aslında hayatları çoktan birbirine geçmiş. İlk karede farkında değiller, son karede kabullenmişler gibi bir yorum yapmış. Kader bakınca başta imkansızmış hissi oluşsa da sonrasında engel gibi duran ne varsa çekim gücüyle bağları kuvvetlendiriyor ve sonunda eller birleşiyor. Pek hoş duruyorlar diye bir yorum yapmış. Nidan'ın yorumu sonsuz bir döngüde her şeye rağmen birleşen iki genç adam demiş. Defne ellerinin bağlı olduğu ipli oyunu küçükken oynardık hep aklıma o geldi demiş. Ben de hatırlıyorum evet öyle bir oyun vardı. Sayfayı değiştireyim bu arada siz de çok sıkılmayın. Şu kapak fotoğrafı. Keşke şu küpeleri normalde de taksalar. Defne'nin yorumuyla devam ediyorum. Aynı şekilde biri iki eline bağlar sonra bir kombinasyonla karşıdaki kişi kendi eline geçirir. Evet öyle bir oyun vardı. Bir de şey demiş Röne Magritte'in The Lovers'ını anımsattı demiş. The Magritte'in The Lovers isimli bir tablosu var ki bence çok güzel bir benzetme. Hakikaten bana da daha sonra baktığımda o hakikaten çok benziyor dedirtti bu. Siz de bir incelersiniz isterseniz. E, Sushi'nin yorumu birbirinden kopamayan ama birbiriyle olamayan iki aşık hissi verdi bana demiş. E, bir de şu yorum çok e, ilginç gelmişti bana. Midnight e, Midnight Rain hatırlattı. E, dedi ki böyle bir Japon filmi vardı ismini hatırlayamadığım. Birbirini seven kişilerin kalplerinin iple birbirine bağlı olduğunu vurgulayan bir şeydi. E, sonra da hatırladım ben onu. Ee, Takashi Kitano'nun DOS filmi bu. Ve çok güzel bir benzetme değil mi sizce de? Hani belki fotoğrafın bu konseptini ayarlayan kişiler hiç bu kadar derin düşünmediler. Belki de hiç bunlarla alakası olmayan sadece görsel olarak düşündüler. Ya da belki bizim farkına varmadığımız bir derinliği de olabilir bu fotoğrafların ama... E, yine de insanları bu şekilde... E, bir şeyler düşünmeye teşvik ediyor olması, onlara bu şekilde ilham veriyor olması çok güzel bir şey değil mi sizce de? İşte bana ilham veren şeyleri bu yüzden çok seviyorum. Şiar Şahin'in yorumunu okuyacağım şimdi. Dizi ve bu arkadaşlarla ilgili bilgim yok. Çekimin teması tüm engellere rağmen bir şekilde hayatın onları birleştireceği yönünde olabilir demiş. Çeşitli yerlerden düğümlenmiş şekilde ayrı olsalar da masadaki gibi birleşmek zorundalar bağlardan dolayı. Majör ya da minör. Flower Seok. Birbirine bağlı iki genç insan ve birbirlerinin hayatlarına dokunuyorlar. Kısacası hayatları hep birlikte geçecek gibi. Keyfinin yorumu. Farklılıklar Farklılar ama birbirlerine benziyorlar. Özellikle ilk fotoğraf resmen simetrik. Sonra biraz daha birbirlerini tamamlayıcı pozisyona geçiyorlar. Başta ince iplerle birbirlerine bağlılar. Sonra kısmen bu bağı da koruyorlar ama daha güçlü bağlar da kuruluyor demiş. E, ayrıca dizi izlemediğim ilişkilerinin e, dizi izlemedim ama e, ilişkilerinin gelişimi var orada galiba e, diye yorum yapmış. E, Ofgan Theory of Love ya da Ofka'nın kendi ilişkisiyle ilgili hiç fikri olmayan insanların bu kadar yerinde nokta atışı, yorumlar yapıyor olması da sanırım fotoğrafların başarısından kaynaklanıyor. Moon Ne kadar karmaşık ve zor düğümler bile olsa birbirinden kopamayan iki genç e, aşık İki sevgili diye yorum yapmış. ve Son yorumu okuyacağım bir de. Çok etkileyici buldum. Bank, banktan e, yorum yapan kişi. Çok etkileyici buldum. Karmaşık düğümlerle birbirine kenetlenmiş. Başta direnmiş sonra da bunu kabullenmiş iki genç adam görüyorum. Sanat insanı gerçekten yaşama bağlıyor. Bu fotoğraflar sayesinde bir kez anladım diye çok güzel bir yorum yapmış kendisi. Evet daha başka alıntılayarak yorum yapanlar da olmuştu ama üzerinden çok uzun zaman geçtiği için şimdi onları bulamıyorum Kusura bakmayın şöyle şimdi tekrar kısaca bir fotoğrafları göstereceğim size. Aslında ben sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bu fotoğraf çekimi size ne düşündürdü ya da ne hissettirdi? Yorumlarda benimle paylaşırsınız, paylaşırsanız, bizimle daha doğrusu paylaşırsanız çok sevinirim. Bir de favori fotoğrafınız hangisi oldu onu da söylerseniz merakla bekliyorum. Gecikme için kusura bakmayın. Bundan sonra daha aktif olmaya çalışacağım. Ee, şimdilik bu kadar benim söyleyeceklerim yeni videoda görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın